Havaalanında güneş doğuyor. Ümit poz verdi ama boşuna. Rol yaptığını anlamıyorlar. Hazır mısınız? Hazırız. Yok yok. Keklik seslerini dinleyerek, kesintisiz bir şekilde dinleyerek tırmanışımıza devam ediyoruz. Şu an 3900'lerdeyiz. Keklik sesleri. Çiçek Türkiye'nin dağlarında da var. Yeniyor ve tadı rokaya benziyor. Çok lezzetli. Erdebil ve Meşkin tarafları bulutların altında. Ah. 4100'lerdeyiz. 700 metre daha irtifa alacağız ve zirveye ulaşacağız bugün. Hava güzel. Su birikintileri buz olmuş, yeni yeni eriyor. Ben çekileyim. Daha çekiyorum. Rakım 4250. 4811'e daha çok var. Sevgili dostumuz Ekber Necef rehberliğinde ve arkadaşlarının yardımlarıyla güzel bir tırmanış oluyor. Eğlenceli, zevkli, keyifli. Islandık ama ellerimiz hala üşüyor.
4300'lerde yaşayan bir kuş. İnsanlardan kaçmıyor. Benim de başım bile kafam bile böyle bir şey görmüyor. Hacılar yanlış gidiyordu, döndüler. Daha döndü. Şu an sayımız 13. Birazdan Fatoş da dönecek. 4500'lerdeyiz. Seni hiç bu kadar sessiz görmedik. Bu halin nedir? Dönüşte. 4500 biraz zorladı ama. Dönüşte. Ağzından yemekler yiyecek dönüşte. İnşallah. Nefesi doğru yerinden alıyorsun değil mi? Her taraftan, ben de bilmiyorum. Her taraftan kaçırıyor yani. Eyvallah. Fatoş, tersine gidiyorsun. Son 200 metre, 4600'lerdeyiz. Buradan itibaren dikleşiyor ve yarım saatte zirveye varmayı planlıyoruz. Karşımdaki bulutların altı Erdebil. Biraz daha sağa gidersek Tebriz. Selam. Zirveye doğru son 150 metre. Son 200 metresi oldukça dik, yorucu ama geldik sayılır, mutluyuz. Çok dik ama bir o kadar da keyifli. Son 150 metreye geldik. Görünüyor, bulutların üzerindeyiz. Muhteşem bir manzara. Ekip çok iyi bir defa. Harika, süper. Merhaba. Bu kadar mı? Bu kadar.
Zirve öncesi son mola. Evet, Ümit'ten şikayeti olanlar, Ümit'le trekkinge değil dağa gidin. Gık demedi, gık demedi. Birazdan dans etmeye başlayacağım, görürsün sen. Nerede yapacaksın o şeyi? Enerji yok, uğraşma. Enerji falan yok, uğraşma. Bir az son bir şey kaldı hocam, onu bitireyim. Tamam. İnsanlar birbirini şu an tebrik ediyorlar. Üstümüzdeki tepeler zirve zaten. Ama burası zirve kabul edilen bir yer. Neden? Çünkü burası krater gölünün olduğu yer. Bir muradımıza daha erdik diyelim. İran Azerbaycan'ında, yani Azerbaycan'ın en yükseği olan 4811 rakımlı Savalan Dağı'ndayız. Savalan Dağı eski bir yanardağ. Burası da oranın krateri. Kraterdeki göldeyiz. Duyguluyuz. Bu tırmanışımı da canımdan çok sevdiğim oğluma armağan ediyorum. Evet, İranlı dağcılar birbirini tebrik ediyorlar. Çok güzel. Tunç Fındık'la Azim burada gölün üstünde bu kış kamp yaptılardı. Bize nasip olmadı kamp yapmak. Olsun. İran Azerbaycan'ında, Azerbaycan'ın en yükseğinde Savalan Dağı'nın krater gölündeyiz. Göle girmeyi düşünüyoruz ama bakalım, gelen olursa ben de düşüneceğim. İranlı dağcılar zirveye çıktıkları için Tanrı'ya teşekkür ediyorlar. Dualarını yapıyorlar. Garip bir şekle bürünmüş burada. Zirve sigarası da mı içmiyor? Güzel. Zirveci arası. He? Değişik bir açıdan Savalan Krater Gölü. Bulutlar iyice yükseldi. Muhtemelen dönüşte yağmura yakalanacağız. Meteoroloji öyle gösteriyordu çünkü. İnişimiz başladı. Yarım saattir iniyoruz. Muhtemelen akşam saatlerinde kamp alanımıza varmış olacağız. Kalabalık bir dağ. Yüksek dağlarda
bütün yüksek dağlarda olduğu gibi bir kalabalıklık burada da var. Ama zevkli, eğlenceli, keyifli bir tırmanış oldu. Rehberlerimize teşekkür ederiz. Ne yapıyorsun? Su koydum, ben atıyorum. Çay yapacağım. Ayılar işememiştir değil mi içine? Ayılar iyi temizlik yapmış. Güzel. Ne varsa yemişler. Ne varsa yemişler. Arka tarafı da komple dağıtmışlar. Yani ne varsa darmadağın şu an. Çöp, poşet falan. Uf, arka taraf. Her taraf. Maceralı bir geceydi. Çok maceralı. Yalnız o, sen ne diyordun akşam? Ne? Ne demiştin akşam? Sen bir şey söylemiştin gece. Ne demiştim ki? Hani tam yaklaştıkları anda. Bir şey söyledin zaten. Ben dedim ki her çadırda da yemek var. He. Kokuların olup girersinler dedim de sen ne demiştin? Ses yapmayalım da yani. Gelmesin abi. Korkarlar, gürültü yaparlar, saldırırlar belki diye. O poşeti açamamışım. O ekmekleri falan da çalıp akşam yesinler işte. Yok, bunlar içerideydi. He. Dün gece defalarca ayıların ziyaret ettiği kampımız. En son gece uyanan bir arkadaşımız çadıra dönerken o görüyor. Biz de zaten gürültüsünden, patırsından defalarca uyanmıştık. Bir poşet dolusu çöpümüzü ortalığa yaymış durumda. Evet, dün gece, önceki geceye göre daha hareketli bir gece yaşadık. Şimdi yanımızda hepimiz seslerini duyduk, komurtularını duyduk, yiyeceklerimize saldırdıklarını duyduk ama ayı gören biriyle şimdi röportaj yapacağız. Ayı gören Engin, evet. Nasıl olan ayı? Evet Engin, nasıl oldu anlatsana. Yok abi, tuvalete kalktım şöyle. Şu tarafa doğru. Çadıra girdim hemen, şimdi kaldırdım çadırı. Çadırda şu çantanın olduğu yer, evet. Tek girdim içeri, fermuarı kapadım, bir ses geldi sizin buradan, tencere sesi. Tekrar fermuarı bir açtım. Buraları ya. Açınca ayının gözünü gördüm böyle. Dışarı çıktım ben de. Hı hı. Ama ne yapacağımı bilemiyorum tabii. Ne yaptın hocam? Korkudan. He. Ne yaptın? Engin. Bağırıyorum filan. İlerdi arkadaşlar. Kış kış yaptı hocam, duydun mu? Hıy 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 falan dedi. Ama o ses biraz önce korkuluydu. Ne yapacağımı falan. Şaşırdım abi, o kadar yakın görmemiştim. Ben bir tane sanıyorum. Tuvalet ihtiyacı bitti. Işığı tutunca şuraya geldi. Işığı tutunca gözlerini gördüm tabii. Kocaman tabii. Bekliyor. Dedim herhalde. Ümitten büyük mü? Ümitten büyük canım. Vay be. Dedim herhalde bize saldıracak. Görüyor ya. Sonra baktım bir tane geldi arkasına. Bir tane daha geldi. Buradalar değil mi? Şurası. Ha evet. Ondan sonra 3 tane oldum. Bekliyor hala. Sonra baktım bur. Engin abi. Yavru herhalde bir tane daha geldi. 4, ondan sonra şuradan gittiler. Hocam yalnız hep tencereler burada açıktaydı ondan. Ben de açıkta bıraksaydım benimkine de. Tabii tabii yağlayalı ondan. Vallahi ya. Her gün geliyor. Ama ben tabii korkudan sakin gibi görünüyorum. Ama korkuyorum. Ne oluyor? Kıç yaptı. Ayı var. Bayılar ayı. Ayı. Kedi kovuyor sanki hocam. Kış kış. Yorgun olmasam kalkıp ben de görmek istedim de kalkamadım. Ben fermuarları açamadım. Evet, abi, bütün şey kalktı. Engin sayesinde kurtuldu. Valla. Bütün obayı ayağa kaldı. Ne diyorsun?
çadırdan çıkmadı. Bir Hasan abinin sesini duydum orada. Evet Hasan abi. Evet olay yeri inceleme hocam. Gel Hasan abi. Sesini duymadım. Evet, hocam. Şimdi tek ses gelince, bir tek Engin'in sesini duyunca dedim ki Engin tek herhalde. Ondan sonra ben şey yaptım. O anda da kafa fenerimin ışığının çok az olduğunu fark ettim. Sonra yeniledim. Engin buraya çıkmıştı. Abi buradalar falan dedi. 3 tane dedi. 3-5 tane dedi Engin. Şuradalar dedi. Ama daha sonra nasıl uludular oradan? Yani hem tilkilerin sesi geliyordu hem de ayıların sesi geliyordu. Baya baya bir şey vardı. Bayağı bu gece baya heyecan yaşadık. Ya. Yani heyecan yaşadık. İlk önce Serap'ın bir çığlığı oldu. Ben Serap'ın çığlığını uyandım. Hasan Hüseyin dedi. Efendim dedim. Ayı mı dedim. Geldiler dedi. Tamam mı? Buradalar dedi. Abi benim çıkmama gerek kalmadı. Bütün İranlılar çadırdan dışarı döküldü. Ben çıkmadım o anda. İranlılar mı çıktı? Hepsi dışarıda. Onlar hocam bekleyelim. Hocam o ayı buraya gelecek. Ben de diyorum ki geliyor ama bir şey yapmıyor. Hep öyle sallıyordum ben tamam mı? Bak ben bir ayı iki tilki karşı gördüm. Karşı canlandı böyle güzel oldu. Yani bir şey yapmıyorlarmış bağırınca. Ama sen de mi gördün ya? Canlı canlı. Tabii. Vay be ayı gören biri daha. Ama abi hemen toplantı yapalım da bak Emine'ler falan tamam. Çağır madem de. Tamam. Biz halledelim hemen kahvaltı. Evet toplantıya geçiyoruz hadi arkadaşlar. Ayıya deme. Hocam kaç yumurta seviyor ayı demek ki. 10 yumurta. Arkadaşlar ayı isli balık kokusuna geliyor. İsli peynir kokusuna geliyor. Bayıldığı şeyler. Onlar da bende var. Dışarıda mıydı? Çadırı anlatmış. Bilmiyorum dışarıda kalmış demek ki. Evet arkadaşlar hadi buyurun. Evet arkadaşlar herkes bir... Orada bir efsane yani. Gel Ekber hocam. Hala ayı kaçar mı? Herkese günaydın. Günaydınlar sayın hocam. Ya ben çıkar gibi oldum. Yok hiç gitmeyecek. Ters kaldı. Ulan dedim çıkıp ne yapacağım dedim. Hasan abi de çıkacak. Ama ayı yoktu. Şuradaydı. Bayağı ben bir baktım iki tane fermuar var ya lan çıkıp mı alacağım? Kutuya geldiler. Yemekleri de kutunun içine koymuşlar. Balık falan var. Sürekli gidiyor. Bir saat sonra tekrar geliyor. Şey. Gidiyor geliyor. En son ne yapalım dedik. Kutuyu böyle poşetledik. Parfümden sıktık kutuya. Dedik, parfüme geldiler mi? Almasın. Almaz olur mu? Almıştı. Almadı. Gelmişti. Gelmedi bir daha. Ya bana da normalde çok işe yaradı. Abi sen parfüm kullanmıyorsun. Engin o aylar ilk gördüğünde çıkardığın sesten bir daha çıkarır mısın? Oy. Ya tamam doğru söylüyorum. Bağıracağım. Bağıracağım bağıramıyorum. Baktım gelmiyorlar ya. Şıkılandı seni. Ya böyle bir şey de yapamıyorum. Kış diyor. Kış. Alkışlıyor falan. Ama çok yavrularını bekledi ya. Sırayı aldı. Yavrusu olunca sakat aslında. Yani normalde evet saldırır da yani. Ben ondan korktum zaten. Şey edersen saldırır. Ben ondan korktum. Yok ben de bir de işte, sanki hani baktım gelmiyor ya şuraya kadar yaklaştım iyice bağırıyorum. 4 tane sesini duydum ben bunu. 4 tane dedi. 4. Engin 4. yavru olarak seni alabilirim şu anda. Ama helal olsun. Güzel abla sen çıkmasan ben dışarı tuvalete de çıkamayacaktım. O büyük be. Benim abi o. Vallahi ayıp yani. Ciddisin hiç şeye gerek yok. Sen dışarı çıktın. Sen dışarı çıktın dedim. Dilan abla çıktığına göre ben de çıkardım. Ne yapayım senin baktım etrafa ne yapayım? Ya nereye aslında yapacağım? Var ya senin çıkman iyi oldu ha. Tam oradaydı çünkü yumurtaları yiyordu. Ekber hocam. Çıktı ama. Tabii. Çıktı. Sonra çıktı bak, ama gittikten sonra çıktı. Ya arkadaşlar gitmemişler. Tam gitmemişlerdi ya. Yok şurada bekliyorlardı işte. Şuralardaydı aynen. Herhalde ben göremedim. O niye abla var ya tebrik edin ya. Yavruyu bekliyordu. Abi şimdi biz Vahap abiyle konuşuyoruz. Geldiler daha geldiler gittiler. O ara fermuar açıldı. Ben bağırdım kim o dedim falan. Biri mi çıkıyor? Münevver abla benim dedi. Abla çıkma ayı var falan. Hocam yalnız baksana. Münevver abla hiç var mı? Farkında mısın? Abi bağırdım Engin abi. Yani olay baksana cesarete var. Geldi şu çek abi. Şeyleri tencereyi tavayı karıştırdı gürültüsünü ulan, yaptı onları biliyor. Dur Fatır. Arkadaşları gelince nasıl sevindi bak heyecanlandı. Şeyler var ya. Ümit heyecanlandı. Heyecanlanan sensin. Yok sesim çıkmadı bana ya. Bana kuşlar gidiyor sana yılar ya. Bağıracağım bağıramadım. Sabalan kampınızdan. Sabalan kampımızdan ayrılış vakti geldi. Şimdi Kesra kampına doğru hareket ediyoruz. Kesra 4565 metrelik bir dağ. Türkiye'den ilk çıkışı gerçekleştireceğiz. Umarım başarırız. Sabalan'dan çok daha zor olduğu söylendi. Rehberimiz Ekber tarafından. Ama çıkacağımıza inanıyorum.
Engin ne yapıyorsun abi? Arkadaşlarına fotoğraf mı çekiliyorsun? Hocam var ya dün böyleydi ama onlar arkada 3 taneydi. Yani öyle değil. 3 tane arkadaydı. He? İşte Ümit'i de say 3 tane diyor işte. Ha, doğru doğru. Bunlar mı diyor? Kovalamadan. Allah'a emanet. Çuvallarımızı hazırladık. Jiplerimize yükleyip Kesra kampına doğru hareket edeceğiz.